Ya Rabbim ya Resulallah'ım, yine ölmüş gibiyim. Çünkü birazdan tiyatrom var. Yani tiyatrom var derken, Fransızca hocam final sınavı yapmak yerine tiyatro oluşturmamızı istedi. Güya sabah 9'da dersim vardı. Kalkıp online eğitim terörü çekebilmek için derse katılacaktım. Hak getire, uyumuşum güzel. Benim ablam 2 gündür ateşlendi, öksürüyor, yiyeceklerden tat falan alamıyor. Yani bildiğin bütün korona belirtilerini gösteriyor. Tamam, bütün değil de. Sonra biz de sandık ki korona oldu. Onu karantinaya aldım. Sonra birden gece ben de ateşlendim. Mesela yeni uyandım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yani acaba diyorum, ders çalışmamak ve edit yapmamak için acaba kendimi kandırdım? Şu an domuz gibiyim. Arkadaşıma ben hepimiz semptomları gösteriyoruz dediğim için arkadaşım da hocaya, Eda'nın ablası, korona oldu demiş. Şimdi derse girip korona değilse bile bu yalanı sürdüreceğim. Koronaysa ne ala. Kendim de böyle hiç ne bir yüzüme bir şey sürdüm. Öyle gibi gideceğim şimdi derse. Dün story atmıştım korona oldum diye. Hemen of. Test mest yaptırır be insan önceden. Ben yapamadım. Belki de olmamışımdır. O kadar insan şu an bana güveni sarsıldı. Derse girelim. Oynayacağımız metni arka plan yaptım. İnşallah hoca gözlerim böyle böyle ekranı okurken beni görmez. Zaten ezberledim ama muhtemelen unuturum o kadar insanın arasında. Panik oldum şimdi. Hurdacı geçiyor. Keşke beni de alsa şu anda. Ne kadar komik gerizekalı, espriye bak. Hasta gibi duruyor muyum? Ana saçıma başım. Saçım başımı şimdi gördüm. Ama bir şey değil mi? Uğraşamayacağım. Daha hasta imajı veriyor. Ana yazık bu kıza imajı veriyor. İşime bile gelir. Allah bismillah bismillah. Suyumu da aldım. Neyse iyi oldu böyle Elif'in karantinada olması. Yani odadan çıkamıyor. Diğer odanın petekleri bile açmadım. Yorganın altında yatsınlar. Umurumda değil. Şaka şaka böyle dediğime bakmayın. Kendime kahvaltı hazırlamayan ben. Ona yulaf yaptım. Tamam yulaf yapmışım yani çok. Ben kendi açlığımda biliyorsunuz ki dua ediyorum geçsin diye. Şimdi şeye gideceğim. Anla 4 dakika kaldı. Şu simalatı yani hastayım demek. Hastayım diyeceğim hocaya. Ne bu? Şimdi Discord'a giriyorum. Benim artık Discord'um var. Ben artık çok büyük bir hacker'ım. Nerede? Discord nerede? Ana arkadaşım ara demiş. Discord ilk defa kullanıyorum da. Ben var ya ben. Beni... Ne? Ben bir salak olduğum için metni ezberlemişim ama metni ezberlemeye gerek yokmuş bugün için. Bu arada 17 geçiyor derse de o kadar geç kaldım ki. Şimdi sesinizi çok çıkarmayın tamam mı? İşte nasıl diyordun? Casual smart TV nasıl? İş neydi onu soruyorum. Bu bule? Bule miydi? Evet geliyorum. Bule değil miydi? Hoş geldin. Güzel bir giriş yaptın. Bule. Bule değil ama blo. Ay bule. Bonjour Eda. Merci. Bula ne diyordun? Severiz o gibi. Gelecek hafta çalışacağım dersen nasıl diyeceksin? Evet. Prochain. Çocuklar izlerleyin bunları. Prochain ve dernier sizin olsun. Geçen sene de, hadi böyle bir imtihanın var senin, geçmiş ve gelecek. Latin dernier tamam da, geçmiş sene dernier, hadi Fransızca seviyen A1'di. Nivel, nivel miydi? Uydurdum. Nivo. Très bien. Sanki İspanyolca bu. Suf, aslında uvir. Yazıyormuş gibi. Nasıl yazıyormuş gibi. Ben de gireceğim tabii bir yerde. Vous avez moi. Ben kanserden falan çıkıyorum. Benim hiçbir şeyim yok. Bizim metnimiz aşırı kısa olmuş. Şu an ağlayacağım. Yapanlara biraz daha bonus vereceğim. Çünkü sonuçta bir haftada hazırlanma vakitleri yok. İsteyen varsa yarın yapmak isteyen. İnternette çıkan sıranıza göre koydum. Tamamen hak şans değil mi? Hocam biz yapabiliriz. Tamam. Arzu Eda'yı öne aldım. İkinci siz olacaksınız. Neyse. Peki. Allah kahretsin. Herkes 600-700 kelime yapmış. Biz 437 kelime yaptık. Bir de atladım ikinci biz olalım diye. Allah başım ağrı çıktı. Discord'a geldim. Kuku bizimki şey gibi görünüyor. Bak onlar 800 kelime. Bile. Onlar, ay ne bile demeyeyim de hani 500 kelime. Diyorum. Yavaş yavaş okuyalım. Tamam mı bak bu? Ağlayacağım ya. Bütün psikolojim yerle bir oldu. Ve yine derse 11 dakika geç kaldım sanki. Çok güzel bir halt yemişim gibi bir de derse geç kaldım. Keşke korona olsaydım da gerçekten bugünü yaşamasaydım. Je rencontre mes amis demain soir. Bu kadar enerjisizler ki halime şükrettim. En saçma kol. Yok kamera. Mesela o kadar daha susayabilirsiniz. Fark olmuyor. Kül falan. Bu iş hafta koyar okum. Söyle bakayım artık. 80 kül. Turneyi kullanmıyorsun. Evet aslında biliyordum o. Bir şey gereksiz. Jit pövenir demişsiniz. Nasıl olmalı çocukta? Güzelsin bakayım. Oraya jit pövenir mi yani? Ay evet. Şu an
anda son bir dakikamız var. Şeyin üzerine yok. Ademen. Kamerayı açmayı unuttum. Ben o an çok panikledim. Hoca birden Eda ve Arzum yapıyor şimdi. Uraa! Falan deyince tabii ki öyle bir şey yapmadım. Kamerayı açmayı unutmuşum. Ama hoca her şeyi beğendi. Çok saçma sapan yanlışlar yapmışız. Aha, Discord. Nasıl kabul edeceğim? Ne kadar fazla yanlışımız. İki tane de Fransız attım ben bunu. İki tane mi attın? Evet, iki tane attım. Sen onlarla arkadaş. Gel, küfür etmişiz. Saklılıkla çekme. Korona ablam evde böyle geziyor. Hayır, no. İşte ben de hasta olabileceğimi düşündüğüm için yani onun böyle gezmesine izin verdim. Cahil derler mi bize? Eda, kimse hasta değil, salak mısın? Hastayız. Tane... Arkadaşlar yarınki derste görüşürüz. Göstermeden bir şey demek istiyorum insanlar bizi cahil gibi sanıyor. Bir tane semptoma sahip değiliz, bize test yapmıyorlar, bizi korona iyi. Hayır. Yalan söyleme. Yemekten tat almadın, ateşin çıktı, yüzün kızardı. Asa da demedin bu yemeğin niye tadı yok diye. Neden ben böyle bir şey? Elif. Tükürürüm. Elif dedin ya. Senin ince bu hastalığı ver. Ara Hande'yi. Hande'yi ara. Yarın karşınıza daha insan gibi bir şekilde çıkacağım. Bugün provaydı. Yarın gerçek sunum var. Bay bay. Dua edin bana. İşte geliyor. Özel tarih. Günaydın. Tamam, bu kadar şov yeter. Ertesi gün oldu. Devamlılık için aynı tişörtü giydim. Tam ya, şu an dinlem. Şu an ders başladı. 6 dakika geçiyor. Neyse, konuşamayacağım şimdi. Şimdi kendime yalandan yere çay koyuyorum ki tiyatro esnasında bir yeri unutursam, mola almam gerekirse hemen çayımdan bir yudum alıyormuş gibi yaparım. Dezole falan yaparım. Ya, bu şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Sabahtan beri arkadaşıma Discord'dayız. Zaten ezberledik ama bir serserilik aradık. Acaba kulaklıkla sesimizi kaydetsek, kulaklığı kulağımıza taksak. Şimdi ders başladı, hala derse girmedim. Allah çayım. Ya buraya sana ihtiyacım var, sen benim bahanemsin. Kendi cümlelerimizi karıştırırsak işte o zaman demektir. Çünkü karşıdaki zaten kendi cümlesini söyleyecek. Düşünsenize ben oraya şey diyorum. Otelin nerede diyorum. Adam bana diyor ki o zaman üzerime kalın bir şeyler alacağım. Ay bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah bismillah. Bir şey diyeceğim, video boyunca Allah bir türlü rahat bırakmamışım ya. Allah bismillah. Yeter be Allah'ın işi bitiyor. Bir tek benimle mi uğraşacak ya? Aa, sinir oldum. Ne yapıyorsun? Şimdi insanlar metinlerini ilk defa okuyorlardı. Hoca okudular, metinlerini düzelttiler. Şimdi bu derste başlayacağız. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Konuşanlar hepsini karaya aldım. Çay içiyordum tam şöyle. Bir baktım şurada mist yazıyor. Mist. Yuh diyecek, zehir mi içiyorsun? Ne bu, çöp poşet çay mı içiyorsun diyecekler diye. Hemen gittim şurasını katladım. Altımı yapmak üzereyim. Herkes ders aralarında ne yiyor? Anneleri onlara acai bowl yapmış. Tamam, onu da yapmış olmuyor. Güzel bir kahvaltı yapmış oluyor. Ders arasında da gelip gerçekten çiğ köfte yemezsin ya. Benim adım Eda Yaman değil. Benim adım Adı Yaman, tamam mı? Neyse, bir yandan da pratik yapayım. Şimdi midem kavrulacak ama yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü annem evde yok ve yiyecek bir şeyim yok. Je suis Eda. Mami. Kuku. Gömeci. Tamam. Ya derste bir şimdilik bir şey kalırsa ve arkadaşlarımdan birisi ekran görüntüsü alırsa. Dün annem çiğ köfte yaptı. Evde tek kaldım ben ve ben evde tek kalmaya korkuyorum. Ablamla Hande'yi kandırdım, dedim bakın çiğ köfte var, gelin hep beraber dizi izleriz. Beraber yaşarız, çok mutlu oluruz falan dedim. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Gelip çiğ köfte alıp gittiler. Kalmadılar yanımda. Armie Hammer kim ya? Armie Hammer diye biri evliyken bir kadına attığı mesajlar ortaya çıkmış. Ana bu şey yakışıklı adam. Armie Hammer! Allah belanı vermiş, zampara seni, pis bulgur tükürdüm. Instagram'da 1,5'den gözlük aldım. Gözlüğün teslim süresi 4 hafta diyor. 4 haftadır gözlüğü bekliyorum. 4 hafta gözlüğü plastikten kendim üretmeye çalışsam daha çabuk bir gözlüğüm olur. Sabreden dermiş muradlarım. Sabreden derviş muradına ermiş dedim, bekledim. Kargo takipten bir baktım ki gözlük Aksaray'da bir yere teslim edilmiş. Sonra butiğe yazdım, dediler ki hayır dedi. İşte Aksaray'dan dağıtma tekrar çıkıyor vesaire. Tamam dedim, bekledim. Gözlük Aksaray'da hareket etmiyor, Aksaray'da yapıştı kaldı. Geri yazdım haber var mı diye. Sonra kız yazmadı. Sanırım dolandırıldım, onu asla bu konuda susmayacağım. Çok sinirlendim, 4 hafta bekledim. Bir de dolandırdım, Aksaray'da bir yere gitti benim gözlük. Kime ne gözlük aldım haberim yok. Valla tüketici hakları mahkemesi, tüketici hakemi neyi varsa hepsine gidip gözlüğümü alana kadar asla susmayacağım. Kaybolan yıllarımı, 4 haftamı kimse bana geri getiremez ama en azından gözlüğümü almış olacağım. Ne yapıyorsun? Kaç komite anlatmak. Bir dakika daha az kalmış, o yüzden bölüyorum, ne olur kusura bakma. Yaptak bir diyalogda. Ablamı kapıda beklettim dersteyim diye. Bu bir şaka mı? Kapı açılmadan nasıl gelebilirim?
Yine sunumu yapamadım ya. Diyorum ki kapıdayım. Ya hangi kapıyı anladın? Bizim kapı dedin ya. Bizim kapı. Sizin kapın burası, bizim kapı. Bitti mi ders? Bitti. Hmm. Ama sunamadık işte, sıra gelmedi. Banyo yapmışsın. Seni bir farklı buldum bugün. Güllerim var ya, o nasıl pislik. Kafamı 3 kez şampuanla bence köpürdüm. Gece beni burada yalnız bıraktınız. Beni az daha cin çarpıyordu. Kusura bakma canım. Bu pis şeyi niye koydun buraya üstüne şimdi? Üstüne geçiyorsun. Adam temiz çıkarttı verdi bu. Adamın az önce oynamadığını nereden biliyor? Evde senin fırlamışsın. Evet işte, sana onu çıkart dedim. Sineği gösteremiyorum, aynı yalancı. Hadi. Hapsettim o şerefsiz köpeği. Laneti gibi. Haftaya yapacağım ama o zaman devam edeceğim. Ben sunum için mi? Evet. Devamlılığı için giydim. 22 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'ne geldim. 4. sınıfa kadar geldim. Kendimi yeterince kanıtlamışım. Da yeni uyandım, benim kafam gitmiş. Kafam gitmiş derken görüntü olarak. Şapkamı takınca güzelleştiğimi falan sanıyorum. Gerçekten artık bir sınavı daha kaldıracak gücüm yok. Ama neyse, gireceğim yani. Bir sürü sınavım var yine. Ne yapayım? İtliye bok sürdürmemek adına sınava girmeyeceğimi düşündüyseniz çok yanıldınız. Bugün salı. Hangi salı olduğunu bilmiyorum. Salı pazarı. Benim kafam gitmiş. Tam bir saat sonra dersim başlıyor. Bakın saat 12. Dünya ben kaçta uyanacaktım biliyor musunuz? Yamuk mu? Kamera. Ben hiç anlamıyorum böyle şeylerde. Sabah erken uyanacaktım. Matımı koyup güya ne yapacaktım biliyor musun? Matı koyup ne yapılırsa. Tırnaklarımı kırdım. Güya kahvemi demleyecektim, sporumu yapacaktım, sonrasında meditasyon yapacaktım ki spora rahat bir kafayla gireyim. Salak kafalıyla. Bu arada son videomdan sonra tırnağıma nazar değdirdiniz. Allah aşkına bu ne? Bunun bir açıklaması var mı ya? Tırnağımın yarısı gitti. Kesmeyip bu şekilde kullanmaya devam edecektim. Bu ve bu tırnağım da kırılmış. Ne yaptınız siz bana? Eşol eşekli. Şaka yap. Eşol eşek bu arada kötü bir şey değil. Ben kendime de diyorum. Herkese diyorum. O zaman bugün hocana da de Eda. Bir de bakın, normalde bu ders ya, tabii ki önemli. Çünkü isteyerek aldım, severek aldım. Normalde ben bu dersten kredi aldım. Şey, notumu etkilemiyor. 70 alsam da aynı. 100 artı 10 alsam bile aynı. Daha önce hiç böyle bir şey almadım. Şimdi böyle söyleyince siz beni cin sanarsınız. Ama uykularım kaçıyor. Bir insan non-kredi aldığı dersten bir uykusu kaçar mı? Bu kadar stresli bir insan olmak istemiyorum. Neyse, bir kere daha yapacağım sessiz olun. Kuku, comment what you? Kafamdan da arkadaşımın cevaplarını veriyorum bu arada. Onlarınki de ezberledim. Qu'est-ce que tu en penses pour demain? Je faisais mauvais dans le dernier jour. Bien sûr, il y a beaucoup à voir. Par exemple, on peut le voir ensemble. Il est très près de chez moi. Pas de pièces extra dans mon appartement. Ama şimdi bak, bunu böyle kendim yaptım. Çok güzel. Biriyle yapınca olmuyor. Beynim kendi kendine konuşmaya alıştığı için arkadaşım konuşunca beynim kabul etmiyor. O yüzden böyle sunum şeylerini ezberlemeyin. Ama hoca ezberleyin dedi. Let me down, down, let me down, down. Beni ne zaman görseniz şapkalıyım. Belki de düşünsene kafamın arkasında Voldemort var. Ne kadar yaratıcı fikirler. Mal mıyım neyim, sabah sabah. Salak falanım ya herhalde. Ben bazen neyse, kendimi o kadar aşağı alamayacağım. Final tarihlerimi kontrol etmediğim için finallerim yokmuş gibi bir burada yatıyorum, bir orada yatıyorum. Her yerde yatıyorum. Hiçbir kaldığı bir ders çalışmadım. Allah, bütün bardaklar pis. Arkadaşlar şu an herkes durdurup benim için bir elham. Neye inanıyorsanız artık. İnanmıyorsanız güzel dilekler. Bir şey yapın ya. Fransızca'dan tiyatro oynayacağım ya. Ben hayatımda Türkçe tiyatro oynamamıştım diyecektim ki aklıma ne geldi. Tam yine Türkçe değil. Tiyatro oynanır mı zaten? Bir tane tiyatro gösterimiz oldu. Rolüm ne biliyor musunuz? Kedi. Tamam, zaten kedisi canlandırdık. Ama ben önemsiz bir kediydim. Bana niye sürekli önemsiz görevler veriyorlar? Şiir dinletisi olur, Foktır'ı boktan bir tane şiir verirler. Yok kedi gösterisi olur, beni boklu bir kedi yaparlar. Yerde süründük sürekli. Kendi sıramız geldiği zaman kalkıyoruz, hopluyoruz falan. Ben bunu yaptığımda kaç yaşındaydım biliyor musunuz? Ve çocuk falan sanarsınız. 20 yaşındaydım. Ve bunu izleyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri oldu. Ben kocaman okulumun önünde yerlerde kedi kostümüyle sürünmüşüm. Ve bunu Şeyma ile sadece bir tane hoca ayarlıyor. O hoca bizi sevsin diye yaptık. Ben var ya, çok bal gibi bir öğrenciyim ha. Şaka yaptım. Burada hocaların arkasından konuştuğumu unuttum birden. Kötü bir şey de söylemedim. Şimdi bunu bir hocamın çocuğu mocuğu izler. Hiç de kötü bir şey söylemedim. Gidip izleyebilirsin. Like atmayı da unutma. Herkes çok iyi dinliyor. Sonunda siz de soru soracaksınız. Ona göre de puanınız artacak. Comment est prêt? Arkadaşınızı dinliyor. Bonjour tout le monde. Comment est ton premier jour à Paris? Je vais envoyer un mail à mon soeur. Je suis Yandere. C'est magnifique. Je m'appelle Fanny. Fanny aussi. Merci beaucoup. Tout le monde s'en prie. Tamam. Peki, kimle devam ediyoruz? Eda ve Öykü. Arzum. Ay.
Ay heyecanlandım. Yan bönü je suis arzum. Je suis Eda. Ve bir an et var. Qu'est-ce que tu en penses pour dimanche? Quel temps fait-il à Çanakkale? Il faisait mauvais dans les derniers jours. Alors, je vais prendre votre plaisir. N'oublie pas de prendre ton maillot de bain. Bon, je suis curieuse de connaître Çanakkale. Peux-tu m'en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il y a une boutique de souvenirs là-bas. Il n'y a pas de pièces extra dans mon appartement. Tu dois charger un hôtel. Merci pour votre attention. Et merci pour nous écouter. Biz bayağı günlerdir çalışıyoruz. Isıtacağımızı bilmiyorduk. Böyle gece bir burada ses kaydı. Sorusu olan var mı? Mesela benim var. En iyi arkadaşıma diyor ki yerim yok, git otelde kal. Hadi birisi sorsun bakalım. Ah, bir de benim cevabım olsa. Eski Eda... Neydi oğlum en iyi arkadaş? Meilleur ami. Ela doğan fami. Yeterince yer yok diye bitir bakalım. C'est pourquoi il n'y a pas... Yeterince nasıl dedi? Asse değil miydi? Asse. Harika Eda, tam cümleyi yapadı bana. Il n'y a pas de asse pièces. Tamam, dövüyor senin arkasına. Pie... Hayır, nereye alıyordum? Il... Asse de pièces. Ayrıca ben otelde kalmayı çok seviyorum de Eda. Ben mi diyeyim otelde? J'aime bien rester dans l'hôtel. Alors, nickel. Başka soru soran eskilerini oturup kes diyor. Bienvenue. Arkadaşlar ağlayacağım. Ne oldu biliyor musunuz? Metni ezberlememize gerek yokmuş. Ben tuvalette, duşta, yatmadan önce niye bu metni sürekli kafamda çevirip durdum? Hiç kimse de söylemedi ki bu metni ezberlemenize gerek yok, zaten ekrana yansıtıp okuyacağız diye. Herkes biliyormuş, kimse söylemedi. Salak gibi arkadaşımla biz ezberledik bir tek ya. Kendimi şu an cezalandırmak istiyorum. Gruptakiler de şeytan mısınız? Niye kimse söylemedi? Hoş sormadık ama ben ne yapıyordum biliyor musunuz? Mesela ekrana yansıtıyoruz. Sağ tarafta partnerinizin resmi oluyor. Sol tarafta da ekrana yansıtılan şey oluyor. Ezberlediğimi belli etmek adına. Gittim hep şu tarafa şu tarafa baktım. Yani arkadaşıma bakıyorum. Hoca bana ne dedi biliyor musunuz? Eda ekrana mı baktın dedi. Ezberlemedim dedi. Ya ben tuvalette bile bu metni kendi kendime söylüyorum. Ne demek ezberlememek ya? Kendimi bıçak getirip bütün ekranın önünde ibret alem olsun diye az kalsın kesecektim. İbret alem. Hem ezberlediğim şey ezberlememekle suçlandım. Hem ekrana bakmakla suçlandım. Hem de boştan yere ezberledim. Bitti ya Allah aşkına. Bir daha Fransızca falan almayacağım diyecektim ki şaka yaptım. Tabii ki almaya devam edeceğim. Fransız olana kadar durmayacağım. Şu bir ay sürede 1500 tane film izleyip hocayı tatilde bile atıp hocam bakın ben bunu öğren diyeceğim. Hırslandım ya. Hırslanmadım da çok üzüldüm ya. Hakkım yendi. Bundan sonra benim adım Eda Hakkı yendi. Normalde derse hayatta tekrar girmezdim. Zaten benim işim bitti derse. Bir daha niye gireyim? Ama arkadaşlarımızın şeyleri var. Bizim yaptığımızdan onlar da yapıyor işte. Adını hatırlayamadım. Bu arada herkes hazırlanıp gelmiş. Yani insana şapka takmış. Hatta bir arkadaşımız Eyfel Kulesi'nin minyatürünü önüne koymuş. Arkadaşım neyle geldi biliyor musunuz? Kareli pijamasıyla. Ben kapşonumu arkadaşım söyleyince kafamdan çıkarttım. Hoca bile sunum yapmayacak olmasına rağmen o kadar hazırlanmış ki kendimi saygısız bir eşek gibi hissettim. Derse gireyim şimdi. Şimdi soru soracağım. Herkesin canıyla oynayacağım. Bana haksızlıklar oldu. Hakkımı helal ediyorum. Ahirette hiç kimseyle uğraşamam. Ahiret geldi aklıma yine. Allah'ım lütfen beni cennetine alacağım.